Web Ustası YouTube kanalından selamlar. Evet, ortalama 2 haftadır video atmıyordum ancak sizler için Türkiye'nin en iyi YouTube eğitim paketi üzerinde çalışıyorum. Yakında bu paketi sizlerle buluşturuyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca birebir danışmanlık hizmetimiz devam ediyor. Açıklama kısmına bıraktığım Telegram kanalında bu hizmet sizleri indirimli olarak bekliyor olacak arkadaşlar. Benden birebir hem sohbet eşliğinde hem merak ettiğiniz tüm soruları birlikte cevaplayabileceğimiz bir eğitim almak istiyorsanız ve kanalınızı %100 performansa ulaştırmak istiyorsanız danışmanlık hizmetimizde sizleri bekliyorum. Ayrıca sizler için sorularınızı cevaplamak için şahsi Instagram hesabımı yorumlara ve video açıklamalarına sabitliyorum. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü nişimizin başlangıcını yine ChatGPT ile yapacağız. Videoyu çok uzatmayacağım. Yaratıcı ve eğlenceli bir video olacak. ChatGPT'ye çocuklar için hazırladığım bir YouTube videosunda elmanın kendisini tanıtmasını istiyorum. Bunu yaparken elma vitaminlerinden ve elma kelimesinin harflerinden bahsetsin. 300 karakterlik bir makale yeterli dedim ve Türkçe sonucumu gördüğünüz üzere aldım arkadaşlar. Sizlerin görmesi için Türkçe bir sonuç aldım. Ancak daha sonradan bunu İngilizceye çevirmesini istedim ve sağ olsun ChatGPT de bizi kırmadı. Şimdi bu metni kopyalıyorum arkadaşlar ve Eleven Labs'e gelip hemen buraya yapıştırıyorum. Ses ayarlarıyla şunla bunla oynamayacağım. Direkt olarak seslendirmesini isteyeceğim. Hemen buradan generate diyorum ve bekliyorum. Hello, I'm an apple. I contribute greatly to your health. With the vitamins inside me, I strengthen your body and support your immune system. Additionally, evet, seslendirmemiz hazırlandı arkadaşlar. Hemen buradan indiriyorum ve vakit kaybetmeden diğer aşamamıza geçiyorum. Diğer aşamamız Canva arkadaşlar. Canva'da tasarım oluşturun diyorum. Ve hemen buraya YouTube videosu bölümü yazıyorum. YouTube videosu bölümünü seçtim. Herhangi bir şablondan yararlanmayacağım. Bugün size bir örnek göstereceğim. Daha sonradan bu örneği kolay bir biçimde göstereceğim. Teknikle geliştireceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli takip edin. Şimdi bu zaman çizelgemizi biraz uzatalım. 15-16 saniye gibi bir zaman aralığına getirelim. Bileşenler bölümüne Apple yazıyorum. Yani elma yazıyorum. Ve hemen buradan bir elma görselini seçiyorum. Elma görselim hazır arkadaşlar. Şimdi tekrar bileşenlere giriyorum. Ve bileşenlere çizgi film göz araması yaparak buraya yine beğendiğim bir tanesini ekliyorum. Biraz küçültüp görselime uygun hale getiriyorum ve şu şekilde ortalıyorum. Şimdi ise bu elmaya bir ağız yerleştireceğiz arkadaşlar. Çizgi film ağız şeklinde bir arama yaptığınızda hemen şuradaki görselleri edineceksiniz. Yine bu ağızı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında bu elmaya kol ve bacak yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde yine aramalarla buraya kol ve bacak yerleştirebilirsiniz. Hemen şöyle biraz ayarlıyorum. Konumlandır seçeneğinden geriye yaparak elmanın arka planına bu bacakları atmış oluyorum. Dileyenler biraz kısaltabilir, dileyenler biraz daha uzun yapabilir. Bu kişisel tercihtir. Ve yine aynı aramalarla çizgi film kol şeklinde bir arama yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen burada ilk çıkan sonucu alıp sayfama, elmama uyguluyorum. Yine aynı teknikte biraz küçültüp, biraz büyüterek ve biraz da böyle elmadan ayırarak kol görselimi de elmaya yerleştiriyorum ve konumlandır seçeneğiyle elmanın arka planına bu kolu yerleştiriyorum. Ve bu koldan bir adet daha çoğaltıp bu sefer elmanın diğer tarafına bu kolu yerleştiriyorum. Döndür seçeneğinden yatay olarak döndürüp bunu yine elmama hemen şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine konumlandır dedim ve geriye alarak bu şekilde bir görsel edinmiş oldum. Burada bitti mi? Tabii ki hayır, bitmedi. Şimdi bu elmamızı biraz dans ettireceğiz arkadaşlar. Discord ve Telegram'da paylaştığım linkle bulunduğum siteye geliyorsunuz. Burası herhangi bir görselden hareketli animasyon, dans videoları oluşturabileceğiniz bir yapay zeka uygulama aracı. Hemen buradan Started diyorum ve buradan Upload Photo diyerek az önce oluşturduğum elmayı buraya yüklüyorum arkadaşlar. Ve buradan Next diyorum. Buradan benden bir kırpma istiyor ancak burayı es geçiyorum çünkü çoklu bir görselim yok.
Tekrardan next diyorum ve taramasına izin veriyorum. Elmamın etrafını tam olarak çizdiğinden emin olup, yani arka plandan elmayı ayırdığına emin olup buradan da next'e tıklıyorum. Bu arada bugünkü elma bir örnektir arkadaşlar ve burası en önemli kısım. Burada oluşturduğunuz görselin vücut hatlarını belirliyorsunuz. Neden belirliyorsunuz? Çünkü sağlıklı bir dans ve dinamik bir video yapabilmek için bu şart. Dolayısıyla eklem yerlerini ve yüz hatlarını yapay zekaya tanımlamış oluyoruz. Hemen sol kısımda da örneğini vermiş. Görüyorsunuz arkadaşlar, kolunu, bacağını, yüz hatlarını, vücut hatlarını bu şekilde çizgiler halinde belirlemiş. Biz de buna uygun olarak vücut ve yüz hatlarını yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yani kaşlarını, gözlerini, ayak, kol, bacak gibi uzuvlarını yapay zekanın tanımlayabilmesini sağlıyoruz. Çizginin herhangi bir yerinden tuttuğunuzda hareket ettirebiliyorsunuz. Biraz da yaklaştırdım kolay görün diye. Burada da yine bacaklarını bu şekilde düzeltiyorum. Yüz hatları düzgünse ve tüm çizgiler simetrik duruyorsa herhangi bir problem yok demektir. Daha sonrasında next diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamamızda ise bizi direkt olarak bir dans videosu karşılıyor. Bakın, küçük de olsa bir hata payı var. Bu yüzden bir iki kere deneyerek görseldeki bazı sıkıntıları giderebiliyoruz. Ancak şu an bizim için yeterli çünkü bir çocuk videosu hazırlıyoruz. Dolayısıyla çok fazla ayrıntıya ihtiyacımız yok. Önemli olan bu elmanın burada dans edebiliyor olması. Hemen sol kısımdan figürleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak şuradaki figürü seçtiğimde bana farklı bir figür gösteriyor. Ancak bu bizim videomuza uygun değil çünkü bir anlatım videosu olacak. Dolayısıyla da böyle bir animasyon bizim için yeterli olacaktır. Ve bu animasyonu hemen şu şekilde indiriyoruz arkadaşlar. Bunu tam ekran yapıyoruz. Sağ altta çıkan 3 çizgi sayesinde bunu indir diyerek animasyonumuzun indirilmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya indirildi. Şimdi hemen Canva'ya geri dönüyorum. Canva'da az önce oluşturduğum tüm bileşenleri siliyorum arkadaşlar. Ve yüklemeler bölümünden az önceki animasyonu buraya atacağım arkadaşlar. Animasyonumuz gördüğünüz üzere burada hazır. Şimdi yapmam gereken ise bu animasyonu arka plandan ayırmak. Hemen şu şekilde videoyu düzenle diyoruz. Arka planı kaldırma diyoruz. Ve arka planımızın kaldırılmasını bekliyoruz. Bu arada bu özellik Canva Pro'da mevcut arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Canva Pro çok uygun. Ve burada yaptığımız işlerle buraya ödediğimiz çok küçük miktarda bir ücretin kat ve kat fazlasını geri alabiliyoruz. Arka planımız silinirken biz bu arada farklı bir işlem yapabiliriz. Örneğin buraya çizgi film arka plan yazıyorum. Ve görsellerden tümünü gör diyerek buraya hemen şu şekilde bir görsel yerleştiriyorum. Bu sadece görsel, video değil arkadaşlar. Konumlandır diyorum ve geriye alıyorum. Bu sırada görselimin arka planının kaldırılmasını bekliyorum. Ve Canva yapay zekası sayesinde videonun arka planını kaldırmış oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ortaladım. Bakalım nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi elmamız dans edebiliyor ve istediğimiz arka planda da dans ediyor arkadaşlar. Dileyenler biraz büyütebilir, küçültebilir. Bu ayarı yapmak size kalmış. Farklı meyvelerle ya da farklı hayvan, figür gibi bileşenlerle daha güzel sonuçlar da elde edebilirsiniz. Tabii ki buna ekleyeceğimiz bazı şeyler olacak. Ne yapmıştık? Eleven Labs'ten bir seslendirme yapmıştık. Şöyle seslendirmemizi alıp videomuzun alt kısmına ekliyoruz arkadaşlar. Örnek için bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi ise bu videonun altına bir çocuk şarkısı eklemeliyim. Yine bileşenler bölümüne geldim. Hemen buradan sesi seçtim ve buraya çocuk şarkısı yazıyorum. Ve buradan dinleyerek dilediğiniz sesi kullanabilirsiniz. Ben buradan bir müziği seçtim arkadaşlar ve çalışmamın alt kısmına diyorum. Ve tabii ki biraz ses ayarı yapmamız gerekti. Ses düzeyini biraz kısıyorum ve videomu daha anlaşılabilir bir hale getirdim. Şimdi şöyle bir izleyelim. Hello, I'm an apple. I contribute greatly to your health. With the vitamins inside me, I strengthen your body and support your immune system. Additionally, I'm packed with the letters of the word apple. E for energy, L for fiber,
Arkadaşlar şimdi bir eksiğimiz altyazı kaldı. Bunu da ben CapCut aracılığıyla yapacağım. Hemen şuradan paylaş dedim, indir dedim ve MP4 video olarak buradan indiriyorum arkadaşlar. Ve videomuz indirildiğine göre bu videoyu artık CapCut'a atabiliriz. Hemen şöyle aşağıya atıp tekrar bir izleyelim. Şimdi ise text bölümüne gelip auto caption bölümüne gelip buradan İngilizceyi seçiyorum arkadaşlar. Ve buradan generate butonuna tıklıyorum. Biraz bekledikten sonra altyazılarım otomatik olarak oluşturulmuş oldu. Şimdi ise buradan herhangi bir stili seçerek güzel bir altyazı elde edebilirim. Ben bugün bu şekilde bir altyazı ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım şöyle bir izleyelim. Hello, I'm an apple. I contribute greatly to your health. With the vitamins inside me, I strengthen your body and support your immune system. Additionally, I'm packed with the letters of the word apple. E for energy, L for fiber. Örnek olarak şöyle bir arka plan da oluşturulabilirdi. Örneğin buraya çizgi film ağaç yazdım ve görsellere geliyorum. Hemen şuraya şöyle bir ağaç yerleştirebilirdik arkadaşlar. Şu kısma da bu şekilde belirgin bir ağaç yerleştirebilirdik. Yani ortamı bu şekilde şenlendirebilirdik arkadaşlar. Dediğim gibi geliştirmesi size kalmış bir durum. Daha sonrasında tek yapmamız gereken buradan export deyip ve buradan en uygun ayarları yapıp daha sonrasında ise export diyerek videomu YouTube'da ya da diğer platformlarda paylaşır bir hale getiriyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.